Arkadaşlar hoş geldiniz. Kazanım tasiti 10. Tam sayılarla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Pozitif tam sayılar negatif tam sayılardan büyüktür. Şimdi arkadaşlar ortayı sıfır olarak aldığımızda pozitif tam sayılar ve negatif tam sayılar diye böleriz değil mi? Şimdi pozitif tam sayılar her zaman negatif tam sayılardan nedir? Büyüktür. Yani bu nedir? Doğrudur. Sıfır negatif tam sayıların hepsinden büyüktür. Şimdi arkadaşlar sıfırı buraya aldığımız zaman negatif sayıların tamamında nedir? Büyüktür. En büyük negatif tam sayı eksi 1'dir. Doğru. En küçük pozitif tam sayı 0'dır. Şimdi arkadaşlar 0 ne pozitiftir ne de negatiftir. 0 nötrdür arkadaşlar. Onun için pozitif en küçük tam sayımız nedir? Bizim 1'dir. Onun için D şıkkı nedir? Yanlıştır. Eksi 5, 7, 0, eksi 9, 13, eksi 2, 8 tam sayılarından en az kaç tanesi silinirse geriye sadece pozitif tam sayılar kalır. Şimdi arkadaşlar burada bakın negatiftir değil mi? Sıfır nedir? Nötrdür. Eksi negatiftir. Eksi 2 negatiftir. Bize sadece pozitif tam sayılar kalacağını dediği için bir önce bunu sileriz. Mesela eksi 2. 1, 2, 3, 4. 4 tanesini silersek eğer geriye kalan hepsi pozitif tam sayıdır. Arkadaşlar burada sıfırı kesinlikle siliyoruz. Çünkü sıfır neydi? Nötrdü. Bize sadece pozitif kalacağı dediği için onun için sıfırı ne yapıyoruz? Siliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi eş parçaya ayrılmış sayı doğrultusu üzerinde A, B ve C noktalarının birine karşılık gelmez demiş. Şimdi baktığımız zaman her bir parçanın bir birim olduğunu burada bize belli etmiş. Eksi 1 olduğu için tamam mı? Şimdi buradan sayalım. 1, 2, 3. B'miz bizim demiş 3. O zaman B'yi kullanmışız. 3'ü kullanmışız. Sildik. 4, 5. A neymiş o zaman? A da neymiş? 5'miş. 5'i de sildik. Şimdi bu tarafa gelelim. Eksi 1'di. Eksi 2, eksi 3. C'miz de neymiş? Eksi 3. O zaman biz eksi 5 diye bir terimi burada ne yapmışız? Kullanmamışız. Sayı doğrusu üzerinden bir noktasına 5 birim uzaklıkta olan sayıların mutlak değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi sayı doğrusunda bir noktasına 5 birim uzaklıkta. Şimdi arkadaşlar bakın. Buradan bir noktasına 5 birim uzaklıkta baktığımız zaman buradan 5 birim sayarsak eğer ne olur? Buradan tek tek sayalım. Bakın. 5 birim dediği için 2, 3, 4, 5 ve 6. Bunlar nedir? 5 birimdir. Sayalım bakın 1, 2, 3, 4, 5 birim. Nedir? Burada 6'dır değil mi? Artın buradan eksiye doğru 5 birim gittiğimiz zaman nedir? 0, eksi 1 değil mi? Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4'tür. Şöyle gidelim. 5 birim gittiğimizde de sonucumuz nedir? Eksi 4'tür. Ama bize ne diyor? Mutlak değer içerisinde toplayın diyor. 6 mutlak değer içerisinde ne çıkar? 6. 4 mutlak değer içerisinde ne çıkar? 4. Toplarsak ne çıkar arkadaşlar? Sonucumuzu 10 olarak buluruz. Mutlak değeri 7'den küçük olan kaç tane tam sayı vardır? Şimdi arkadaşlar tam sayı dediği için biz burada hem negatifleri hem de pozitifleri ne yapacağız? Alacağız. 7'den küçük dediği için neyden başlayacağız? Bakın 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bir de ayrıca arkadaşlar nedir? Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5 ve eksi 6'dır, değil mi? Şimdi bunları saydığımız zaman arkadaşlar bakın 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tanedir. O zaman bizim toplam kaç tane sayımız varmış? 13 tane 7'den küçük mutlak değer sayımız varmış. Eksi 1, 7, eksi 8, 2 sayıların hangisi sayı doğrusu üzerinde sıfıra diğerlerinden daha uzaktır diyor. Şimdi arkadaşlar buraya bir sıfır yazdığımız zaman buradan çizdiğimiz zaman şöyle bir sayı doğrusu çizelim. Şimdi burada 7 ne demektir burada? 7 birim uzaklıkta. 2 ne demektir? 2 birim. Eksi 1, 1 birim. Eksi 8 de arkadaşlar nedir? 8 birim uzaklıktadır. Uzaklığı bulabilmemiz için neydi? Biz burada mutlak değeri alıyorduk. O zaman bu sayıları mutlak değeri alırsak eksi 8'in mutlak değeri 8 olacağı için 8 birim uzaklıkta olacağı için en uzak olan nedir? Eksi 8'dir arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. İki basamaklı en küçük pozitif tam sayı ile mutlak değeri en küçük tam sayıdan kaç fazladır? Şimdi arkadaşlar iki basamaklı en küçük pozitif tam sayı nedir? En küçük pozitif tam sayı iki basamaklı dediği için 10'dur. Mutlak değeri en küçük tam sayı. Şimdi arkadaşlar mutlak değerin en küçük değeri neydi? Bakın en küçük olabilmesi için neydi? Sıfırdı değil mi? O zaman kaç fazladır sıfırdan 10? 10 sayı nedir? Fazladır arkadaşlar.
Yukarıdaki eş parçalara ayrılmış sayı doğrultusunda gösterilen noktalardan hangilerinin mutlak değeri eşittir? Şimdi arkadaşlar yani diyor ki hangisi sıfıra eşit uzaklıktadır diyor. O zaman sayalım bakın 1, 2, 3, 4. Bura kaç birim uzaklıktaymış? 4. 5, 6, 7. 7 birim de neymiş? B'ymiş. Terse gelelim. 1, 2, 3, eksi 3, C'ymiş. 4, 5, 5, eksi 5, D'ymiş. 6, 7. Eksi 7 de neymiş? E'ymiş. Arkadaşlar o zaman sıfıra uzaklık olarak benzer olanlar nedir? Bak E ne kadar uzaklıktadır? 7 birim. Uzaklık negatif olmaz demiştik. B de kaç birimdir? 7 birim. O zaman bize şıklarda ne bulacağız? B ve E şıkkını. B ve E şıkkını da biz Bursa'da bulabiliriz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır arkadaşlar? Şimdi bakalım. Eksi 20. Bakın şöyle çizgi çizdiğimizde büyüktür eksi 15'tir. Şimdi arkadaşlar negatif sayılar büyüdükçe küçülür dedik değil mi? O zaman eksi 20 15'ten büyük ne yapamaz? Olamaz. Onun için biz bu şıkkımız yanlış olduğu için doğru cevabımız A şık. Ama diğerlerine de bir bakalım. Eksi 12 küçüktür. Bakın şuradan baktığımız zaman ne tarafa koyarsak işaret ona bakarız. Eksi 16 büyüktür dersek bu taraftan gelirsek büyüktür olur. Eksi 12 küçüktür. Eksi 16 dışarıya ne çıkar? 16'dan. Bakın bu doğrudur. 16'dan küçüktür eksi 12. 9 2'den küçüktür. Tamam doğru. Gayet güzel. Eksi 7'nin mutlak değeriyle artı 7'nin mutlak değeri birbirine eşittir. O zaman bu da nedir? Doğrudur arkadaşlar. Doğru cevabımız nedir? A şıkkıdır. A sayısı eksi 24'ten büyük, 13'ten küçük bir tam sayıdır. Buna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi A sayısı eksi 24'ten büyük dediği için o zaman A sayımız büyüktür eksi 24. Yani A sayımız ne olacak? Eksi 23, eksi 22 diye nokta nokta gidecek değil mi? Ve 13'ten de küçük. O zaman A sayımız 13'ten de pardon şöyle küçükse ne olacak? 12, 11, 10 diye gidecek değil mi? Aşağıdakilerden hangisi olamaz dediği için bakalım. 0 bu iki sayılar arasında var mıdır? Mesela bakın şöyle gidelim. Eksi 23, eksi 22 nokta nokta 0 değil mi? 1, 2, 3, 4 nokta nokta nedir? 13. Bu sayılar arasında 0 var mıdır arkadaşlar? Vardır. 0'ı sildik. Eksi 13 var mıdır? Bakın eksi 22'den indiğimiz zaman şurada bir yerde eksi 13'ü de var mıdır? Vardır. 12 var mıdır? Vardır. Ama artı 24 diye bir değerimiz yoktur. Çünkü 13'te biter arkadaşlar. 13 de almaz. Hatta 12'de biter. 12'de biter. 12'den büyük olduğu için 24 sayımız. Bunu ne yapamayız? Alamayız. Eksi 1, 7, 0, 1, eksi 3 tam sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi büyükten küçüğe doğru sıralayalım demiş arkadaşlar. Ya da küçükten büyüğe doğru. Şimdi baktığımız zaman şimdi eksi 1 7 eksi 1'den büyüktür. Tamam bakın bura doğru. Ama 0 7'den büyük olamayacağı için A şıkkını ne yaptık? Eledik. B şıkkına baktığım zaman eksi 1 sıfırdan büyük müdür? Değildir. 0 bütün negatif sayılardan büyük olduğu için B şıkkında ne yaptık arkadaşlar? Eledik. Eksi 3 eksi 1'den küçüktür diyor. Doğru tamam eksi 1 büyüktür. 0 tüm negatif sayılardan büyüktür. Tamam bu da cepte. 1 sıfırdan büyüktür. Tamam 7 de 1'den büyüktür. Tamam o zaman bu şıkkımız nedir? Doğrudur arkadaşlar. Doğru cevabımıza baktığımız zaman C şıkkında bulabiliriz. Diğerine de bakalım. Eksi 3 sıfırdan büyük olamaz. Çünkü 0 bütün negatif sayılardan büyük olduğu için bu şıkkı da ne yaptık? Eledik. Yukarıdakilerden hangisi diğerlerinden küçüktür demiş. Şimdi arkadaşlar burada tek tek mutlak değerden çıkaralım. Eksi 25 mutlak değer her zaman pozitif çıkaracağı için dışarıya yani böyle pozitif pozitif duygular saçıyor etrafa mutlak değer. Onun için eksi 25 dışarıya ne çıkar? 25. 32 zaten bir değişkeni yok. 32 olarak çıkar. Eksi 35 dışarıya ne çıkar? Bu da pozitif çıkacağı için 35 çıkar. Eksi 1 de dışarıya ne çıkar? Pozitif olacağı için 1 çıkar arkadaşlar. Şimdi bize küçük dediği için burada baktığımız zaman en küçük değerimiz bizim nedir? 1'dir. Yani 1'in de burada tanımı nedir? Mutlak değer içerisindeki eksi 1'dir. Buradan o zaman D şıkkında bulabiliriz arkadaşlar. Diğer seçeneklere baktığımızda en büyük hangisidir diye sorsa burada yanıltıcı olarak gelebilecek soru arkadaşlar. En büyük hangisidir diye sorar. Mesela burada en büyük hangisidir derse herkes şöyle bir sıkıntıya düşer. İşte bu eksi 25 küçüktür, eksi 35 küçüktür, eksi 1 küçüktür der. Artı 32 der. Burada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken mutlak değer içinde mi değil mi? Buna çok önemli dikkat edin. Ve mutlak değer her zaman 35 mesela eksi 35 bile olsa her zaman ne çıkarır? Pozitif çıkarır. Bunu unutmayın arkadaşlar. En büyük değerimizde ne olur? Artı 35 olur. Biz en küçüğü sorduğu için D şıkkında ne yapmış oluruz arkadaşlar? Bulmuş oluruz.
Herhangi bir sorunuz olursa yorum kısmından bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.